Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Gördüğünüz üzere İstanbul'da bu sabah bir kar yağışı başladı ve özellikle de hava trafiği nasıl oluyor, karda nasıl uçuşlar gerçekleştiriyor, bu konuyla ilgili çok fazla soru alıyoruz. Videomuzda sokağa çıkma yasağı var ama evin hemen önündeki otoparka indik. Özel bir çekim yapıp hemen eve doğru döneceğiz. Şimdi öncelikle bu karla mücadele ikiye ayrılıyor. Bir yerde yapılanlar, bir de uçaklara karşı alınan önlemler. Yerde, örneğin şu an İstanbul Havalimanı'nda 300 kişilik kadro 7/24 çalışıyor. Kar yağışına karşı bütün o pat sahaları, pat sahaları nedir? İşte sizin uçağın park ettiği apron, taksi yolları, pistler gibi yerlerin tertemiz edilmesi sağlanıyor. Şimdi havalimanı Karadeniz'e yakın. Buradan rüzgarlar geliyor. Yani şehir içine göre sıcaklık birkaç derece daha düşük. Şu anda hava sıcaklığı 0 derece civarında. Rüzgarla birlikte bu eksiye düştü mü yağan kar hızlı bir şekilde buz tutmaya başlıyor. Ve bu da tabii ki uçaklar için yerde bir kayma olayı gerçekleştiriliyor. İstanbul Havalimanı'nda 300 personel olduğunu söylemiştim. Bu 300 personelin 190'ı direkt karla mücadele konusunda uzman personel. Bu personel çeşitli araçlar kullanıyor. Bu araçlar nelerdir mesela? Kar küreme araçları, yani yerdeki karı kürüyor, etraftaki o karları açarak taksi yollarının, pistlerin açılmasını sağlıyor. Arkasından gelen araçlar ise o oluşan buzu kırıyor. Gerekirse yüksek basınçla birlikte hava üflüyor, o buzun kırılmasını, çıkmasını sağlıyor. Ve fırça sistemiyle birlikte o buzları ya içine çekiyor ya da kenara atıyor. Yani zeminde uçaklar veya yer hizmetleri ekipmanları kaymadan ilerlemesi gerçekleştiriliyor. Bunun için de bazen yerlere özel sıvılar atılmaya başlanıyor. Bu sıvılar içinde İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 1000 tonluk özel sıvı stoğu sürekli tutuluyor. Kış aylarına girmeden bu sıvı alımları yapılıyor, özelliklerine bakılıyor ve zaman zaman bunlar uygulanarak uzun süre tekrar buz tutması engelleniyor. Diyelim ki araç geldi açtı, kar yağışı devam ediyor. Sürekli taksi yollarının, pistlerin frenleme ölçümleri gerçekleştiriliyor. Bu frenlemelerin kat sayılarına göre bir ölçüm yapılıyor ve emniyetli olup olmadığı, frenleme durumu ne olup olmadığı, bunlar pilotlarla hava trafik kontrolörleri arasında sürekli bilgi alışverişi yapılıyor. Ayrıca bu durum uçaklar inmeden önce ATIS bilgisi alıyor, yani hava durum bilgisi. Bu frenleme bilgileri de pilotlarla paylaşılıyor. Aynı durum biliyorsunuz yağmur yağdığı zaman da kayganlaşma içinde gerçekleştiriliyor. Bu konuda ekip dediğim gibi çok uzman. Geçtiğimiz günlerde bir pist ve taksi yollarındaki LED ışıklar hakkında bir video yapmıştık. Bu araçlardaki özel eğitimin olması nedeniyle o lambaları kırmadan minimum hasar vererek bu açma işlemi gerçekleştiriliyor. Şöyle bir İstanbul Havalimanı'nın toplam alanına baktığımız zaman 12 milyon metrekare alan var İstanbul Havalimanı'nda. Bu alan Frankfurt Havalimanı'nda 2,5 milyon metrekare. Heathrow'da, yani Londra'nın en büyük havalimanı Heathrow'da ise 6 milyon metrekare. Bu alanın zemininin çok iyi bir şekilde buzdan, kardan arındırılması gerekiyor. Gelelim ikinci aşamaya. İkinci aşamada uçakların buzdan veya buzlanma tehlikesine karşı önlem alarak çeşitli bir şekilde işte sıvıların püskürtülmesi gerekiyor. Bu işleme de-icing ve anti-icing olarak adlandırılıyor bu işlem. De-icing işleminde, yani uçaklar kalkmadan önce üzerindeki kar, buz kütlesi arındırılıyor. Nasıl arındırılıyor? 4 farklı tipte çeşitli sıvılar var. De-icing işleminin yapıldığı bu püskürtülen özel sıvı propilen glikolden oluşuyor. Tip 1, tip 2, tip 3, tip 4. 4 farklı çeşit sıvılar var. Bu sıvıların içine bazen su karıştırılıyor. Etki dakikaları, zamanları farklı farklı. Bu etki eden süreler içerisinde uçağın kardan, buzdan veya işte don çektiyse bu incecik buzlar olur, çok tehlikelidir, arındırılıyor. Niye bu işlem yapılıyor? Çünkü kanat üzerindeki bir gizli buzlanma, bir buz tabakası o kanat üzerindeki aerodinamik yapıyı bozabiliyor. Ve uçaklar normalde belirli bir süratte havada tutunurken bu buz tuttuğu zaman tutunma süratleri daha da yukarı çekiyor. Ve bir yerden sonra uçağın artık motor gücü buna yetmiyor. Ve çeşitli kazalar meydana geliyor ki havacılık tarihinde bunlarla ilgili çok önemli kazalar var. Dediğim gibi de-icing işlemi karın, buzun, kısaca basitçe anlatıyorum, donun bu şekilde giderilmesi. Giderildikten sonra peki kara buza karşı nasıl koruyacaksınız uçağı?
anti-icing yapılıyor. Anti-icing sivisi uçaklar pist başına gelirken yani kalkışlarına çok az süre kala yapılmak zorunda. Bu işlemle birlikte üzerindeki bütün kar buz etkileri giderildikten sonra buzlanma etkisi belirli bir süre durduruluyor ve bu süre içerisinde uçak kalkış yapacak. Eğer bu süre aşıldığı takdirde o zaman ne yapıyor pilotlar? Tekrar bu işlemi tekrarlamak zorundalar. Yani pist içinden sıradan çıkıyorlar. Tekrar anti-icing sırasına geçiyorlar. Ve bu anti-icing sırasında bu işlemi tekrarlatıyorlar ve kalkışa geçiyorlar. Şimdi kış aylarında herkes tabii bir yere gidiyor. Önümüzdeki günlerde Şubat tatili var. Belki seyahate çıkacaksınız, bir yerlere gideceksiniz ama kış aylarında operasyon ağır yürüyor. Rötarlar oluyor. Örneğin günde 3 tane bir yere sefer var. Gerekli doluluk yoksa iptal olabiliyor. Veya bu de-icing, anti-icing sıraları sırasında rötarlar oluyor. Birkaç saat havalimanlarında kalıyorsunuz veya bir bakıyorsunuz aktarmalı uçuşlar sırasında uçağınızı kaçırmışsınız bu süreçten dolayı. Lütfen sabırlı olun. Hava yolları sizi emniyetle bir yerlere ulaştırmak üzere asıl görevleri vurur. Uçuş emniyeti geliyor. Uçamayabilirsiniz. Ama uçuş emniyeti çok daha önemli. Eğer uçuş emniyetiyle ilgili bir sıkıntı olursa bu da tabii kazaya davet çıkarıyor. Lütfen bu konularla ilgili hava yollarına baskı yapmayın. Çalışanlarla kavga etmeyin. Lütfen onları anlayışla karşılayın. Zaten hukuki olarak hakları var yolcuların. Rötarlar belirli bir saati aştığı zaman havayolu şirketlerinin alternatif sunmak zorundalar. Bunu ücretsiz yapıyorlar. Veya bakıyorsunuz işte sıcak içecek servisi, çok artarsa yemek servisi veya sefer iptallerinde sizi alıp ağırlamak gibi niteliklere sahipler ama iç hat ve dış hat uçuşları, uçuş mesafeleri bununla ilgili ana kıstasları oluşturuyor. Umarım bu kar kış günlerinde üşümeden sıcacık evlerimizde rahat içerisinde bu zorlu günleri geçiririz. Çünkü Aralık ayında malum 20 dereceye kadar çıktı sıcaklıklar. Bu kar kuraklık için de çok önemli. Umarım bir süre daha devamı gelir ama tabii ki evlerinde sıcak evlerinde olmayanlar, dışarıda çalışmak zorunda olanlar için de gerçekten sıkıntılı günler. Herkesin Allah yardımcısı olsun diyorum. Lütfen detaylı havacılık haberleri için tolgozbek.com sitemizi takip edin. Bizim kanalımıza abone olun. Bildirimlerinizi açın ki video yüklendiği zaman size gelsin. Bize sorularınızı yorum yazarak iletebilirsiniz veya info@tolgozbek.com mail adresine mail atabilirsiniz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Of!